De çok acayiptir ya. Sen bir şey mi yaptırdın diye hemen sorar yani. Oysa saçında bir şey mi var senin? Hemen hiç kaçırmaz. Ben biraz saklayamazsın. Detay yani. Severim yani. Dolayısıyla da ince küçük değişiklikler de olsa fark ediyorum. Evet. Bayağıdır annelik babalıktan sohbet etmedik. Büyüttük çocuğu ondan gibi oldu biraz. Bayağı iyi yan gelse. Yanınızda mı görmek istiyoruz acaba? O yüzden mi? Dışarıda yazıyoruz yani, evet, 5 yaşında oldu artık, okul öncesi sene ilkokula başlayacak. Bir de kendi artık istekleri var. Biraz da o da bizi yönlendiriyor. Eskiden yanımızda kucağımızdaydı. Şimdi öyle değil. Şimdi şunu yapalım şuraya gidelim gibi istekler oldu. Okul öncesi hazırlıkları var mıdır? Okul öncesi şu an zaten anaokuluna gidiyoruz. Seneye bir ilkokul öncesi durumumuz olacak tabii ki. İyi ya Can, artık tamam, kendini birey olarak kabul ettirdi bize. Eğitim hayatıyla ilgili planlama yapılmış mıdır? Yapıyor musunuz veyahut da? Yani ben bu konuda biraz sistemimizle alakalı çok iyi şeyler söyleyemiyorum. Çünkü eğitim sistemimiz biraz karışık, herkesin bildiği gibi. Her gün değişen yeni bir eğitim sistemimiz var ve bu sistemde her an neyin çıkacağını biliyorsunuz. Burada önemli olan bizim için çocuğumuzun mutlu olacağı, özgür bir şekilde çok büyük bir yarışın içine girmeden iyi bir eğitim alabilmesi ve kendini mutlu hissedebilmesi önemli olan. Biz tercihlerimizi, okul tercihlerimizi bu şekilde yaptık ve aynı zamanda evimize yakın olması da çok önemli. İstanbul gibi bir hayatta çok zor. Devlet okul istemiyorsunuz yani aldığımız kadarıyla, doğru. Yok, özellikle böyle bir şey yok. Özellikle böyle bir seçimimiz yok. Biraz şöyle bir şey hissediyoruz, düşünüyoruz. Yani bir kere öncelikli olarak şu anda çok küçük bir oyun oynamak üzerinde kurulmalı bence her şey. Çünkü yani biz hepimiz aslında, hani biz de oyuncular birazcık daha farkında olduğumuz için insanın özünde aslında oyun oynama dürtüsünün çocukluktan geldiğini, ne kadar uzarsa ileride başarılı bir adam, şimdi canlı konuştuğumuz için başarılı bir adam olması da çok katkısı olacak. Hocam mümkün olduğu kadar sosyal hayatını, oyunlarını çok daha ön plana almaya çalışıyoruz. Tam da benzer söylediğim gibi derdimiz hani böyle sınav stresi, işte çocukların üstünde daha küçük yaştaki o sınava girme stresini yaşatmamaya çalışacağız ama bakalım becerebilecek miyiz? Yani aslında söylemek istediğim, ben mesela özel okuldan, devlet okulundan mutsuz olduğum için geçmiş bir çocuktum. O yüzden asla, orada da çok mutlu bir ilkokul hayatım oldu. Asla devlet okulunda karşı böyle bir şeyim yok. Ama sistem neye müsaade ederse o yönde bir tercih. Bunu devlet ve özel olarak ayırmadan sevgi dolu bir çatı altında olmasıyla ilgileniyorum. Mesela Japonya'da çocuklar ilkokul eğitimi öncesinde işte sınıfları temizleme eğitimi veriyorlar, işte çevreye daha yararlı nasıl bireysel. Bireysel kendilerini, evet, işlerini kotarmayı öğreniyorlar. Evet, biz de biraz daha anneler yapıyor her şeyi. Biz açıkçası Can'ı her konuda çalıştırıyoruz evde. Yani bu kendi şeyini toplamayı, kendi giyinmeyi falan artık o işleri geçtik gerçekten. Yakın tarihte de muhtemelen Can kardeş istiyor mu diye soruları gelecektir. İstemiyor biliyor musunuz? Ben sordum. Gerçekten istemiyor. Yani bir ara bir istiyordu ama yok, çok ağlar evde, bebek istemem dedi. Bizim de şu an planımızda olmadığı paylaşmaya için hazır değil o zaman henüz. Henüz değil. Annemle babam daha çok soruyorlar ona. O da istemediğini söylüyor. Ben de çok rahat ediyorum. Bizim yerimiz değil. Peki büyüdükçe anneye mi daha yakın oluyor, babaya mı daha yakın anne oluyor? Anne her zaman çok yakın abi. Çok doğal olarak. Yani bir erkek çocuğu olarak. Duygusal ihtiyacına yani göre değişiyor. Çok doğal olarak. Yani bir oyun oynamak istiyorsa. Maç izleyecekse ya da azıtacaksa babayla. Babaya gitmiyor falan. Ama tabii anneyle olan ilişkide çok çok güzel. Babayla da sağ olsun. Yani bir bambaşka bir şey kurmuş oldu. Küçük Engin gibi. İki tane Engin var evde arkadaşlar. Yani öyle düşün. Her şeyi beraber yapıyoruz. Maç izliyoruz. Araba yarışını yapıyoruz. Böyle spor izliyoruz falan. Dolayısıyla hani böyle bisiklete biniyoruz, top oynuyoruz falan, tam bir arkadaş olduk. Biraz yalnız kaldım. Sosyal medya ile arası nasıl? Çocukların, ünlüler hep konuşulur. Yok öyle bir şey şu anda. Yani televizyon, çizgi film izliyor televizyondan. Ama bir sosyal medya baksın nasıl bir şey falan bilmem. Instagram vesaire falan adına hesaplar. Yok ya, tabii ki teknolojiyle tanıştı. Yani televizyon izliyor yani falan bir ama. Sizin değil ama kendi isterse ilerleyen zamanda. O ileride bilmiyorum nasıl bir şey bekler. Her yıl değişiyor olaylar ama şu anda çok erken. O büyüdüğünde sosyal medya ne olacak? O büyüdüğünde bakalım sosyal medya denen şey ne hale gelmiş olacak, göreceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.